Ya bugün keçi boynuzunun çayı veya keçi boynuzunun suyu gibi bir şey yapacağız. Gerçekten çok yararlı. Ben bunları kırdım. Fasulye kırar gibi kırdım. Şöyle bundan aslında bir yerde şu içinden böyle fasulye gibi bir şeyler çıkıyor. Bundan da kahve yapılıyormuş. Öyle bir şey duymuştum yani. Şimdi kaç tane var burada? 5-6 tane kadar kırdım. Bunları akşamdan sıcak suya bırakıyoruz böyle. Şu kadar yeterli. Bu sıcak suya bırakmamızın sebebi bu. Çok sert bir şey, bitki mi desem? O yüzden sıcak suya bırakıyoruz, ağzını da iyice şöyle kapatıyoruz. Akşamdan bunu sabaha kadar bekleteceğiz. Akşamdan suya koyduğumuz keçi boynuzlarını yıkadık iyice. Sonra şimdi bunun kürünü hazırlayacağız. Şöyle 2 dilim limon ekleyeceğiz üzerine. 4 halkada zencefil ekliyoruz. Sonra üzerine tekrar kaynar su ekleyip ocağımızda 15-20 dakika pişireceğiz. Evet, 20 dakika kadar keçi boynuzlarımızı kaynattık. Güzel de bir renk verdi. Aa, yakıyor. Şimdi ben bir miktarını robottan geçirdim, denemek için geçiyor mu diye. Geçiyor. Kalanını da şöyle robottan geçireceğiz. Sonra bir 5 dakika falan daha kaynatacağız. Şöyle. Dur Casper. Tamamdır. Ya çikolata gibi oldu. Sanki kokusu da biraz çikolataya benziyor. Çok güzel koktu ya. Robottan geçirme işlemi bitti. Şimdi bu kalan suyumuzun içindeki limonları çıkarıyoruz. Zencefilleri de robottan geçirdik. Evet, şimdi bunu çok sert olduğu için robottan geçmez sandım ama geçiyormuş demek ki. Aha. Rengi bu şekilde, yani çikolata gibi, dediğim gibi. Bunu şimdi bir 5 dakika daha kaynatacağız. Sonra da içmeye hazır olacak, süzdükten sonra tabii. Evet, keçi boynuzu şeyimiz, kürümüz hazır. Ben onları süzdüm. Şöyle şişeye doldurdum. Bunu ister sıcak ister soğuk içebilirsiniz. Şöyle bardağı da dolduralım. Şunu da atmayın. Bunu da yemeye çalışın, yiyebilirsiniz. Gerçekten posası da çok faydalı. Şu şekilde rengi falan da çok güzel oldu. Bence tadı da şekerli biraz. Bence siz de deneyin. Şimdi birazdan bunun yararlarını okuyacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar, şimdi size keçi boynuzunun yararlarını okuyacağım. Lifi, yapısı ve zengin besin içeriği sayesinde LSD kötü kolesterol seviyesini düşürür. Bunun yanı sıra yapılan bazı bilimsel çalışmalarda hiperkolesterol hastalığının tedavisinde önemli bir yardımcı ürün olarak tüketilmesinin önemi kanıtlanmıştır. Sindirim sisteminde meydana gelen çeşitli problemlerin tedavisine yardımcı olur. Özellikle ishalin kesilmesine önemli ölçüde
etki eder. İshal tedavisi için yetişkinlerin yanı sıra çocukların da keçi boynuzu tüketmesinde bir sakınca yoktur. Aslında bunun şöyle bir özelliği var. Ben bunu eskilerden biliyorum. Bu hem ishali kesiyor hem de kabızlığı önlüyor. Yani ishalseniz ishalinizi tedavi ediyor. Kabızsanız onu normale çeviriyor. Bu gerçek bir bilgidir. Serbest radikallerde, ay okuyamıyorum ya, yeni uyandım, ayılamadım da. Serbest radikallerde mücadele eden güçlü bir antioksidan niteliğindedir. Yoğun lifli içeriğiyle midenin kuvvetlenmesini ve sindirim sisteminin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Bağırsaklarda meydana gelmesi muhtemel enfeksiyonlara karşı koruyucu bir rol üstlenir. Casper, ne oldu acaba? Geliyorum oraya bak. Antioksidan etkileri sayesinde özellikle akciğer kanserini önler. Sigara gibi akciğerin yapısına zarar verebilecek maddelerin bu zararlı etkilerinin önüne geçer. Solunum yollarında ortaya çıkan bakterilerin ölmesini sağlar. Bu sayede özellikle kış aylarında geçen salgın hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösterir. Hasar görmüş hücreleri onarır ve bu hücrelerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerine olanak tanır. Bu sayede bağışıklık sistemi güçlenir ve vücut direnç kazanır. Fazla zayıflıktan böyle bağışıklık sistemi çok çöküyor bazı insanların. Ben kendimden de biliyorum. Böyle birden öyle fazla kilo verince bağışıklık sistemi gerçekten çöküyor ve çok ağır bir hastalığa yakalanabiliyorsunuz. Ben bunu geçirdim yani biliyorum. O yüzden bağışıklık sistemi güçlendiren şeyleri ben gerçekten böyle yeni kilo vermiş insanlara tavsiye ederim yani. Şiddetli öksürük probleminin çözüme kavuşturur. Öksürüğün kaynağı serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır, enfeksiyonu giderir, daha sağlıklı bir şekilde nefes alıp vermeyi mümkün kılar. Kanı temizler ve damarlardaki olası sıkışmayı önler, kemik erimesini önler, yüksek oranda içerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir, libidoyu ve cinsel gücü artırır, iktidarsızlığa son verir, sperm miktarını artırır. Ha, bunu mesela yeni evlisiniz, çocuğunuz olmuyor, eşinizin sperm sayısı düşük oluyor. Bunu erkekler için gerçekten çok önemli. Spermler hem daha sağlıklı hem daha güçlü bir şekilde yol alıyorlarmış. Ay ne diyorum ben ya sabah sabah. Neyse. Bu kadar. Arkadaşlar, doğada her şey var. Yani doğa bize her şeyi vermiş. Yeter ki biz almasını bilelim yani. Hem Dostoyevski ne demiş? Doğa ile ilgili güzel bir şey söylemiş. Çok severim o şeyini. Lafını yani. Doğa ile Tanrı aynı şeydir demiş. O yüzden biz doğada her şey var. Almasını bilelim. Kullanmasını bilelim. Mesela bu tarifler falan, mesela ben bu tarifi mantığımla yaptım. Yani böyle bir yerden bulmadım. Sadece mantığım ne diyorsa onu yaptım. O şekilde güzel de bir tarif oldu. İster çay, ister kür olarak tüketebilirsiniz. Ve bence keçi boynuzunu mutlaka hayatınıza alın. Çok faydalı, çok yararlı. Teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın.